Hazır mıyız? Evet, şu bayrakları bir görelim bakalım. Haydi, tüm bayraklar havaya. İşte hayatını milletine adayan Türkiye sevdalısı lider. Gençlerimizin gururu, büyük usta Recep Tayyip Erdoğan. Kalkın uşaklar, kalkın, gün bizim günümüzdür. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendi gençlik şölenimizi onurlandırmışlardır. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, saygıdeğer hanımefendiye ve kızı Sümeyye Erdoğan'a hoş geldiniz diyoruz. Tüm bayraklar havaya, haydi! Vur mührü, vur mührü, vur mührü, vur mührü, vur 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 vur. Hapi daha, hapi daha. Evet, şarkımızı söylemeye hazır mıyız? Haydi Ak Gençlik, hep beraber söylüyoruz. Geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz, aynı yoldan geçmişiz biz. Daha gür bir sesle, haydi gençler! Yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın yeliyiz biz. Yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın yeliyiz biz. Şarkılar bir, türküler bir, hep beraber söyleriz biz. Kalaylar bir, Trabzon! Sol taraf! Sağ taraf! Ses ver! Sagopa, Konera! Hadi! Go! Kaldır elleri! Sağ sol! Soldan sağ, sağdan sola. Hadi Trabzon, buradaysan ses ver. Yo. Kolera. Herkes uyudu, yine içtim altı düşünce. Bazen tercih etmen gerekir, bilmemeyi bilme. El değmemiş hayallerimin ortasında duran bir kara sevda. Camına taş fırlatsam uyansa, cesaretimi topladım, konuşacaktım. Sen gelince sular altında kaldı anlatacaklarım. Gözlerinin sığacağı kadar aralık kapım. Çok tedirginim çünkü çok soğuksun yahu. Yine ormanın içine doğru kaçtı ürkek bir ahu. Gülümsemene hasretim, bağlanmış basiretim. Hem de kapalı işmiş kısmetim. Boşuna beklemişim bir sokak. Köpeği buldum, ona sarıldım. Bilenler söylesinler. Ağladım. Aklıma abla, bir gafil kuş gibi mermirdeysin. Ama bu canımı sakla. Başka bir can yok elimde avucumda. Merhametine dön. What? Beni benden çal. What? Buna lüzum var. Buna lüzum var. Aklıma avla. Bir gafil kuş gibi mermiye değsin. Ama bu canımı sakla.
Başka bir can yok elimde avucumda. Merhametine dön. What? Beni benden çal. Buna lüzum var. Buna lüzum var. Yarım yanmış, yarım donmuş. Aklım buna şaşmış. Ama şaşmamam gerekmiş. Bu şaşkınlıklar aptalcaymış. Senin kalbin ahşapçaymış. Benimki kezapça. Bu aşk ahmakça. Geçme köşene otur suskun. Senin zamanın değil bu zaman. Önce konuşmayı öğren, sonra kolay kavran. Bu yollarda çok iyi olmalı manevran. Ve mis gibi kokmalı sunduğun manolyan. Yolcuların yolcusuyum. Yolum tozlu toprakta. Gerilmiş etten cambaz için ipler. Asfaltın üzeri paramparça cambazlar. Hepsini kaldırıp atar önünden cımbızlar. Var olan son gücümle yüzümü yüzüne çevirmeliyim. Seni derhal görmeliyim. Ama hayır, bir kez daha acı çekerek ölmemeliyim. Sana doğruluğu söylemeliyim. Karşımda yollar, ahval paranormal. Ben yoruldum, bir adım atmaya kalmadı takat. Beni üzmeden söylemeye çalıştıkların hepsi yüzümü mosmor eden sert tokat. Aklıma avla, bir gafil kuş gibi mermiye değsin. Ama bu canımı sakla. Hadi bu taraf söyle. Başka bir can yok elimde avucumda. Merhametine dön. Trabzon. Beni benden çal. What? Buna lüzum var. Buna lüzum var. Aklıma avla. Bir gafil kuş gibi mermiye değsin. Ama bu canımı sakla. Başka bir can yok elimde avucumda. Merhametine dön. Trabzon. Beni benden çal. Trabzon. Buna lüzum var. Whoa, 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 whoa. Buna lüzum var. Hadi hadi hadi. Sağdan sola elleri salla. Yine yeniden Yunus kayıtta. Karamsar ton ve orta halli kelam. O zaman rapime başlamadan herkese selam. Benim adım Sagopa Kajmer. Pesimiz kötü adam. Şimdi görelim bakalım kim adım, kim adam. Minör ve majörler tartışmaya devam ede dursun. Sen ritme, kendini kaptır ve teslim et. Benden söylemesi kendine her an yet. Çünkü hayatın içindekilerin çoğunu yüzü bet. Pürüzleri bütün gökdelen. Gözlerim kuru ama yastığım hala ıslak. Yüzümde kirli çamaşırlarıma sıktı utanç verici. Sadece insan olmakla gelebileceğim tek yer takla. Sağ konuştukça ağzından dökülür gizlenmiş bakla. Doğru bildiğin yanlışlarını kendine sakla. Yürüme ahmakla ve gazla. O gazla nefretlerini hakla. Buraya kadar geldim elimde iki pikap iki plakla. Mic check iğneleyeni plaklarını sapla. Hey oradaki beğenmediysen bizim kanalı zapla. Bizde kabul görmez cahilden gelen afra tafra. Nesefle kınayan MF var ya harbiden en güzel tayfa. Gözlerimle beraber dolar sayfa. Hadi kaç kaçabilirsen, hadi koş koşabilirsen, hadi çay çayabilirsen, benden uzunu tutarım yakalarım. Hadi kaç kaçabilirsen, hadi koş koşabilirsen, hadi çay çayabilirsen, benden uzanır tutarım yakalarım. Tükenmekte var, yeniden başlamakta. Övgü yağdırmakta var, harşlamakta. Çiçeklere ekmekte var, koparmakta. Durumu bok etmekte var, toparlamakta. Beş parmak sansanla benim marifet toparmakta. Koleriyle mutfaktan ayıp keser. Kafileri döver, nadide kelimeleri yan yana dizer. Kancana girir, rap hayat bulur. Üzerimdeki kara bulutlar ipim başlayınca bir bir kurur. Sıkın canım durulur, kesen bıçak yere verir. Yara bantlarım eskir, yarasalarım gündüz gezer. Yaralarım incinir, incitir beni. Her kuru iftira üzerime atılan. Meğerle kolayışmış uzaklardan atıp tutulan. Hiç unutmam Cengiz Kurtoğlu'nun bir albüm vardı ismi unutulan. Gelin olmuş gitmiş hiç ardıma bakmadan. Ne kaldı kaybettiğim onca zaman. Bana miras kaldı onurum var annem babamdan. Hadi koş koşabilirsen. Hadi koş koşabilirsen. Hadi çay çayabilirsen. Benden uzanır tutarım yakalarım. Hadi kaç kaçabilirsen. Hadi koş koşabilirsen, hadi çay çayabilirsen, benden uzanır tutarım yakalarım. Benden sağ, senden go, sağ, go, sağ. Benden ko, senden low, ko, ko. Teşekkürler Trabzon, hoşça kalın. Allah'a emanet. Allah'a emanet olun. Bunu da okuyayım.
Feceda, fedai cemiyeleri yiyecekti kaldı. Surlarımda kahpe uyuyalandı. Suretim şarap misali eskidikçe değer arttı. Serserim serim, giyotin altı kalbimde. Senede kaç kez birisi idam aldı. Şair benim şairimdi, şakacı mecburi sıfattı. Rıhtımlarımdan gemiler kalktı. Yolcular ağırladım, ağır ağır revanlarım. Güneştim, bir ara yağmur oldum. Kendi deryalarımda kendimi zorla boğdum. Spekülatif düşlerim spazmı var. Stagflasyon önlemeydi. Sözümü kesme girişiminde bulunan herkeseydi radikal argolar. Söyle ne zaman bitti aşka dair tangolar. Her işte bir racon var. Haydi egoma sponsor ol. Ecemle ecele giderim. Rabbe namı bir hiç uğru ters edinme faşa. Bir dilekti vurgun oldu. Sagopa nadir sarhoş oldu. Cemre geçti olsa düştü. Kelimelerde kerimeleri, keltelerime münzeviydim. Dünyevi senaryolarda rap denen bahirdim. Münasebetsiz küfrü bas, onun canını yaktım. Altı seyder aktı da... Rapim traksın, sen real değilsin. Yazdıklarına sadık olamadın. Söyle kaç estisin, muaf bıraktım seni ve kitlelerini sar. Fiyatlarım fiyatsız, anonim oldu haykırışlarım. Hadi! Halatım, sele gitti Ağustos'um. Hep sonunda kendimi vurdum şarjörü. Hadi bir daha söyle. Az önce doğdum. Sene gitti Ağustos. Şarjör. Başbakanımızı selamlıyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sagopa, Kajmer ve Kolera'ya teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız, saygıdeğer hanımefendi, değerli konuklar, sevgili Akgençler. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarımızca düzenlenen geleneksel 11. Gençlik Şöleni'mize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız için lütfen dikkat. Teşekkür ediyoruz.
Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız, saygıdeğer hanımefendi, sevgili Ak Gençler, şimdi konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Zafer Çubukçu'yu kürsüye davet ediyorum. Birlikte yürümekten onur duyduğumuz gençliğin gururu, Sayın Genel Başkanım, Başbakanım, saygıdeğer hanımefendi, Ak Gençliğin değerli üyeleri, değerli basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz. Öncelikle 11. Geneleksel Gençlik Şölenimizin partimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Türkiye'mizin dört bir yanından yollara düşerek bu coşkuya ortak olan, bu stadyumu dolduran siz değerli kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerime başlarken, bugün biliyorsunuz aynı zamanda Anneler Günü. Bu sebeple öncelikle Ak Gençliğin annesi Emine Erdoğan annemizin ve onun gıyabında tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor. Ellerinden öpüyorum. Ayrıca müsaadenizle buradan sizlerin huzurunda canım annemin de Anneler Günü'nü kutlar. Ellerinden öperim. Bugün Türkiye'nin en büyük gençlik hareketinin Ak Gençliğin coşkusu, haykırışı Trabzon'dan yükseliyor. Bu haykırış 780 bin kilometre karelik topraklarımızda yankılanacak. Bu şölenimiz de yine birliğin ve beraberliğin sembolleştiği, evrensel değerlerin, hak ve özgürlük taleplerinin haykırıldığı, zalimleri titreten bir çığlık olacak. Kardeşlerim, vahdetimizi, birliğimizi, beraberliğimizi tüm Türkiye'ye haykırmaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük ustanın talebeleri olarak tüm dünyaya biz de varız demeye hazır mıyız? Hazır mıyız? Sayın Genel Başkanım, Başbakanım, bugün bir kez daha sizlerin riyasetinde gençlik şölenlerimizin 11.'sini düzenliyoruz. Hamdolsun, AK Parti kongrelerinde, mitinglerinde, şölenlerinde salonlar, meydanlar, stadyumlar yetersiz kalıyor. Şu anda burada şölen alanımıza giremeyen teşkilat ve misafirlerimize de selamlarımı sunuyor, hoş geldiniz diyorum. Milletimiz kendi kurduğu bu partiyi sizin önderliğinizde, sizin liderliğinizde 11 yıldır bağrına basıyor. Gözü gibi sakınmaya devam ediyor. Çünkü AK Parti kuruluş felsefesinden hiç şaşmadan milletin ta kendisi olmaya devam ediyor. Sayın Genel Başkanım, ülkemizde AK Parti iktidarları ile birlikte halkın
gerçek anlamda egemen olduğu, üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçildiği, demokrasinin vücut bulduğu bir dönüşüme sayenizde hep birlikte şahitlik ediyoruz. Artık darbecilerin yargılandığı, darbelerin yargılandığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Her anlamda ülkemizi gerilere götüren, her şeyden önemlisi nesillerin yitip gittiği günler artık Allah'ın izniyle bir daha yaşanmamak üzere geride kalıyor. Geçmişte oynanan oyunları artık çok daha net görüyoruz. Artık gençler eserleriyle, fikirleriyle gündeme geliyor. Siyasetin tam ortasında yer alabiliyor. Bugünlere sizin ve AK kadroların büyük çabasıyla gelindiğine şahidiz. Bizlere bu yolu sizler açtınız. Biz de bu yolun hakkını küçük hesapların peşinden giderek değil, büyük hayallerin peşinden koşarak vereceğiz. Arkadaşlar, gençlerin heyecanlarından, coşkularından yararlanarak onları birbirine düşürme çabasındaki zihniyet, fırsatçı ve istismarcı bir zihniyet olarak tarihe geçti. Buna benzer bir başka zihniyet ise, fabrikadan çıkma, seri üretim bir nesil üretmek istedi. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Dayatma ile, baskı ile, zihinleri bulandırma metotları ile toplum dönüştürülebilir mi? Toplum mühendisleri bunun için siyahı beyaz, beyazı siyah göstermek için çabaladılar, çabalamaya devam edecekler. Ama hesap edemedikleri bir şey var ki. Üstad Necip Fazıl'ın zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençlik sözündeki gibi basiretli insanlar bu oyunları her zaman bozdular. İşte onların oyunlarını bozanların başında da AK Parti var. AK Parti iktidarı kavga siyasetinden beslenenlerin ve despot bir anlayışla tepeden fabrikasyon gençlik üretme düşüncesinde olanların oyunlarını bozdu. Özgür bir toplum oluşturabilmek için elinden geleni yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Bizim özgürlük anlayışımız onlarınki gibi kendine özgürlük anlayışı değildir. Onların bizim başörtülü annemize, eşimize, kardeşimize, arkadaşımıza tahammülü yoktur. Onlar dindar bir ailenin çocuğunu Kur'an kursuna göndermesine dahi tahammül edemezler. Taşra'dan gelmiş birinin yönetici, patron olmasına tahammül edemezler. Onlarla alay ederler. Bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam, örümcek kafalı, yobaz derler. Bizim için durum tam tersidir. Kendimiz için istediğimizi başkası için de isteriz. Sayın Başbakanımızın da altını defalarca çizdiği gibi, başkalarının sınırlarını ihlal etmediği sürece herkes istediği gibi yaşamakta özgürdür. Evrensel olan da budur, özgürlük teorilerinde olan da budur. Ve asıl olan, kendimizden çok farklı olan birinin özgürlüğünü de savunabilmektir. Bizim hak ve adalet davamızın özünde olan da tam olarak budur. Bizler evrensel temel hak ve özgürlüklerin temini için, hukukun üstünlüğü için, adalet için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Başkasının haklarını kendi haklarımız gibi savunacağız. Bu ülkede kimseye ayrımcılık yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Sayın Genel Başkanım, Başbakanım, sizin de söylediğiniz gibi bizler bu ülkenin geleceğinin ellerimizde olduğunu biliyoruz. Dedelerimizin kanlarıyla miras bıraktığı bu vatanı bilgiyle, irfanla ve her türlü çağdaş donanımı kuşanarak muhafaza etmeye devam edeceğiz. Koşacağız Sayın Başbakanım. Sizin açtığınız yolda durmadan koşacağız. Risk alarak koşacağız. Kendini yetiştirmiş milyonlarca genç ile kol kola koşacağız. Asım'ın nesli olmak için koşacağız. Yetmedi mi? Gerekirse uçacağız. İmkansızı mümkün kılacağız Sayın Başbakanım. Biz sizden böyle
böyle gördük, biz büyük ustamızdan böyle öğrendik. Allah'ın izniyle çok değerli teşkilatlarımızla birlikte bugüne kadar olduğu gibi taşın altına elimizi koyacağımızın sözünü tekrar vermek istiyorum. Her konuda özne olacağımızın, hep birlikte gece gündüz çalışarak üzerimize düşen vazifemizi yerine getireceğimizin garantisini büyük ustamızın huzurunda şahsım ve teşkilatım adına bir kez daha inelemek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bu tabloyu bizlere yaşatan, bu kardeşliği bizlere gösteren Allah'a hamdolsun ki şu an karşımda aynı hedefe kilitlenmiş, aynı ideal uğrunda bir araya gelmiş, kutlu bir yola, müstesna bir davaya gönül vermiş, aklında hizmetten, gönlünde Allah rızasından başka gaye taşımayan bir gençlik var. İdealimiz var, gayemiz var, hayalimiz var. Kim var diye sorulduğunda sağına ve soluna bakmadan ben varım diyen bir gençlik var. İnsanlığın derdiyle dertlenen, her alanda özne olan bir gençlik var. Allah'a şükürler olsun ki dünyaya lider olacak Türkiye'min lider kadrosu var karşımda. Mazlumların haykırışı, kimsesizlerin sesi, büyük ustanın talebeleri, ak gençlik var karşımda. Değerli arkadaşlarım, bu kutlu yolda enerjisini ve çabasını değişimden, dönüşümden, insan haklarından, demokratik hukuk devletinden, adaletten ve kalkınmadan yana kullanan herkese teşekkür ediyorum. Bu büyük ailenin mensubu olmaktan gurur duyuyorum. 11. Gençlik Şölenimizin hayırlara vesile olmasın diliyor, sizleri saygıyla selamlıyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Zafer Çubukçu'ya konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevgili Akgençler, Sayın Başbakanımızın yanı sıra gençlik şölenimizi onurlandıran değerli konuklarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Siyasette gençlere yer vermek ustalığın şiarındandır diyen başbakanımızın yetiştirdiği gençlik kolları eski başkanımız, genel başkan yardımcımız, Ankara milletvekilimiz Zelkif Kazdal. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Erdoğan Bayraktar. Gençlik ve Spor Bakanımız Suat Kılıç. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Hayati Yazıcı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Mehmet Mehdi Eker. Sağlık Bakanımız Recep Akta. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Binali Yıldırım. Genel Merkez Eski Gençlik Kolları Başkanımız Ankara Milletvekilimiz Fatih Şahin. Samsun Milletvekilimiz Akif Çağatay Kılıç. Erzurum Milletvekilimiz Fazilet Çığlık. Genel Merkez Gençlik Kolları Eski Başkanımız İsmail Karaosmanoğlu. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız, saygıdeğer hanımefendi, sevgili gençler, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Suat Kılıç'ı kürsüye arz ediyorum.
Çok saygıdeğer Genel Başkanım, Başbakanım, çok muhterem hanımefendi. Varlıklarıyla Trabzon Avni Akersis adına büyük bir coşku kazandıran, varlıklarıyla Türkiye'nin aydınlık geleceğine ışık tutan, varlıklarıyla başta başbakanımız olmak üzere topyekün milletimizin umudu olan genç kardeşlerim, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Başbakanım, gerçekten büyük bir coşku. Siyasette gençlere yer vermesini bilmek ustalığın şiarındandır sözünüze. Ülkemiz gençliğinin layık olduğunun nişanesi. Tribünler tıklım tıklım dolu, genç kardeşlerimizin büyük bir coşkusu var. 11 yıllık emeğin nihayetinde bu tribünlere yansıyan semeresi, Sayın Başbakanım, biliyorum ki en fazla sizi gururlandırıyor, en büyük umudu size veriyor ve gençler bizden değil, onlardan olan beklentinizi sizden duymak istiyor. Sözlerimi burada noktalıyor. Bu büyük buluşmanın bir an önce gerçekleşmesi için saygıyla, sevgiyle genç kardeşlerimi bir kere daha selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Gençlik ve Spor Bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ne bir söz, ne bir kelam izah eder. Bir adam bilmişiz, o sensin usta. Vakarın gönülde padişah eyler. Bir adam sevmişiz, o sensin usta. Bir söz bin anlamsa derin izlerin, manalar ağlatır ela gözlerin. Kah bir ceylan, kah bir aslan sözlerin. Bir adam bilmişiz, o sensin usta. Bir adam sevmişiz, o sensin usta. Tepeden tırnağa vatan aşkına, bir hedef gösterdin hakkın aşkına. Seni gören her can bastı bağrına, bir adam bilmişiz, o sensin usta. Bir adam sevmişiz, bir adam sevmişiz, o sensin usta. Her fidan senden su bekleyip durur. Damla damla gönle yükleyip durur. Seni yüreklere ekleyip durur. Bir adam bilmişiz, o sensin usta. Bir adam sevmişiz, bir adam sevmişiz, o sensin usta. Muhabbet tapusu verdin her cana, kelamın işledi damara kana. Oğul dedi, oğul dedi sana her baba ana. Bir adam bilmişiz, o sensin usta. Bir adam sevmişiz, bir adam sevmişiz, o sensin, o sensin usta. Hazır mıyız? Gençlerin gururu geliyor, söz sende büyük usta. Uşaklar kalkın, gün bizim günümüzdür. Yürüyelim meydana, gün bizim günümüzdür. Dağın duman sarmadan, olayı siz basmadan. Uyan erkenden uyan, uyan uşağım uyan. Gel hap öyle bu yana, yürüyelim yan yana. Düşman görsün çatlasın, patır patır patlasın. Eller görsün kıskansın, çatır çatır çatlasın. Gel, gel, gel. Dolu dolu uçalım, sular gibi akalım. Haydi! Haydi!
Sevgili genç kardeşlerim, sevgili yol arkadaşlarım, Türkiye'nin umudu, Türkiye'nin aydınlığı genç hanım kardeşlerim, Türkiye'nin gururu, pırıl pırıl yüzü delikanlılar, hepinizi kalpten duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti 11. Geleneksel Gençlik Şöleni'nin hayırlı olmasını diliyor. Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımıza, 81 vilayetimizin il gençlik kollarına, tüm gençlik teşkilatımıza bu muhteşem buluşmayı hazırladıkları için şükranlarımı sunuyorum. Burada Trabzon'da diğer 80 vilayetimizden gelen tüm genç kardeşlerimi, onların şahsında ülkemin tüm gençlerini de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yine sizlerin şahsında bölgemizin, coğrafyamızın, Kafkasya'nın, Orta Doğu'nun, Balkanların, beş kıtanın gençlerini yürekten selamlıyorum. Buradan sizin Kuzey Kıbrıslı kardeşlerinizi selamlıyorum. Buradan sizin Azerbaycanlı kardeşlerinizi selamlıyorum. Buradan Irak'ın, Afganistan'ın, Somali'nin, Mısır'ın, Libya'nın, Tunus'un, Bosna Hersek'in gençlerini selamlıyorum. Buradan bugün bir kez daha Kudüs'ün, Gazze'nin, Nablus'un, Ramallah'ın, Batı Şeria'nın gençlerini, Dera'nın, Şam'ın, Hama'nın, Humus'un, Laskiye'nin, Halep'in gençlerini, sizin genç kardeşlerinizi selamlıyorum. Allah onların yar ve yardımcıları olsun diyor. Türkiye'li genç kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını burada ifade etmek istiyorum. Bu arada bu muhteşem buluşmaya ev sahipliği yaptıkları için, bu muhteşem organizasyona muhteşem bir ev sahipliği sundukları için Trabzon teşkilatımıza, Trabzonlu gençlerimize, tüm Trabzonlulara da özellikle şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerim, bugün buradan size şair Yahya Kemal Beyatlı'nın o muhteşem dizeleriyle seslenmek istiyorum. Diyor ki Yahya Kemal, bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Haykırdı ak tolgalı beyler beyi, ilerle. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Bir gün yine dolu dizgin atlarımızla yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla. Cennette bugün gülleri açmış görürüz de hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Evet, Türkiye işte bugün yine çocuklar gibi şen. Türkiye bugün yine dolu dizgin. Türkiye bugün yine 7 kat arşa kanatlanıyor. Türkiye bugün geçmişin hatırasıyla, mazinin ilhamıyla ati'yi istikbali fethediyor. Dikkat edin sevgili gençler. Ordularla değil, dolu dizgin atlarla değil, topla tüfekle, savaşla değil, gönüllerin fethiyle, barışın diliyle, uzlaşmanın, hoşgörünün, buluşmanın, kucaklaşmanın diliyle bugün artık bir kez daha Türkiye 100 yılı başlıyor. Dünyanın her yerinde büyüyen ekonomisiyle Türkiye konuşuluyor. Dünyanın her yerinde barış mesajları yankılanıyor. Dünyanın her yerinde Türkiye kardeşliğin, dostluğun, dayanışma ve paylaşmanın öncü gücü, akıncı gücü oluyor. Gençler, hiçbirinizde tereddüt olmasın. Allah'ın izniyle bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacaktır. Bu yüzyıl güçlü, büyüyen ekonomisiyle barışa, kardeşliğe, dostluğa hizmet eden aktif dış politikasıyla inşallah Türkiye'nin yüzyılı olacak. Her birinizin bu imanı göğsünüzde taşımanızı sizlerden rica ediyorum. Her birinizin İmanla, inançla, özgüvenle, umutla geleceğe bakmanızı sizlerden rica ediyorum. Akif öyle diyor. İmanla ilgili olarak bu konuda imansız olan paslı yürek sinede yüktür diyor. Onun için biz o inançla yürüyeceğiz. Her birinizin Türkiye Cumhuriyeti kimliğini, Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu, Türk lirasını onurla, gururla, şerefle göğsünüzü kabartarak taşımanızı, her yerde gururla göstermenizi istiyorum. Gençler, sizler çok büyük bir tarihin, büyük bir medeniyetin, çok ama çok büyük bir devletin çocuklarısınız. Sizler Alparslan'ın, Selahaddin Eyyubi'nin, Fatih'in torunlarısınız. Sizler kökü mazide olan aydınlık bir atinin, umut dolu bir istikbalin evlatlarısınız. Sizler Çanakkale'de o destanı yazan Gazi Mustafa Kemal'in heyecanını yaşayan gençlersiniz. İşte onun için sizin başınız öne eğilmeyecek. Şunu unutmayın gençler. Omuzlarınızda ağır bir yük var. Sizler ağır bir imtihandan geçiyorsunuz. Ama inanıyorum ki sizler bin bir başlı kartalı nasıl taşır kanarya diyor ya üstad. Onu taşıyacak kadar güçlü, dirayetli, sabırlı, tahammüllü gençlersiniz. Eğer Allah korusun sizin başınız öne eğilirse bilin ki Gazze'nin başı öne eğilir.
sizin başınız öne eğilirse bilin ki Kudüs'ün başı öne eğilir. Sizin başınız öne eğilirse Şam'ın gençlerinin, Saraybosna'nın gençlerinin, Kabil'in, Bağdat'ın gençlerinin başı öne eğilir. Onun için sizin başınız öne eğilmeyecek. Büyük bir tarihten devraldığınız şanlı bir mirasla siz bu coğrafyada barışın, kardeşliğin, dayanışmanın, kucaklaşmanın türkülerini söyleyen gençler olacaksınız. Siz ülkenizin gençlerine, dünyanın gençlerine model oldunuz. Model olmaya, örnek alınmaya devam edeceksiniz. Şunu da bilin sevgili gençler, bu ülke sizin öz yurdunuz, bu ülke sizin öz vatanınız. Ne size ne de bu ülkenin 75 milyon vatandaşına artık hiç kimse ama hiç kimse garip muamelesi, parya muamelesi yapamaz. Bakın sevgili gençler, buraya sizlerin özellikle dikkatlerini çekmek istiyorum. Bu aziz millet tarih boyunca çok büyük ama çok büyük zaferlere imza attı. Bu aziz millet her türlü badireyi aşarak her seferinde birbirine kenetlenerek bağımsızlığını, istiklalini, şerefi ve namusu bilerek canı pahasına kurtuluşa kavuştu. Bunun en yakın örneğini Kurtuluş Savaşı'mızda yaşadık. Bundan 93 yıl önce 19 Mayıs 1919'da buna Trabzon da şahit, buna Samsun da şahit. Samsun'dan başlayan o büyük hareket Türkiye'yi hep birlikte ayağa kaldırdı. Bu millet düşmanın üzerine adeta bir kabus gibi çöktü. Bu vesileyle şimdiden 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını buradan minnetle yad ediyor tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Milli şairimiz Mehmet Akif'in de dediği gibi bu millet istiklale aşık bir millettir. Bu millet canını verecek, istiklalini vermeyecek kadar büyük bir millettir. İşte bu aziz millet 19 Mayıs 1919'la başlayan süreçte istiklale olan aşkını bir kez daha tüm cihana göstermiştir. Amasya, Sivas, Erzurum ve ardından Ankara'da Kurtuluş Savaşı'nın hazırlıkları yapılmış, kurtuluşla aynı zamanda kuruluşun temelleri atılmıştır. 23 Nisan 1920'de Türkiye'nin tüm vilayetlerinden Ankara'ya gelen vekillerle Ankara'da dualar edilerek, kurbanlar kesilerek, Mevlid-i Şerif okunarak, sakalı şerif ve sancak taşınarak bir cuma günü Hacı Bayramı Veli'den Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o tarihi binasına doğru yürünmüş ve meclis açılmıştır. Sevgili gençler, daha önce de ifade ettim. Gazi Mustafa Kemal 22 Nisan 1920'de yani meclisin açılmasından hemen önce ilgili makamlara, valilere,
bir telgraf çekti. Oradaki şu ifadeyi burada özellikle sizlere hatırlatmak istiyorum. Dedi ki Mustafa Kemal, bugünden yani 23 Nisan 1920'den itibaren bütün sivil ve askeri makamların başvuracakları yegane merci Büyük Millet Meclisi olacaktır. Evet, işte bu söz çok önemli. Bu ibare, bu ifade çok önemli. Maalesef Cumhuriyet tarihimiz boyunca birileri bu ifadeyi, bu ibareyi hiç anmadı ve anlamak istemedi. Birileri 19 Mayıs ruhunu, 23 Nisan ruhunu, 29 Ekim ruhunu da anlayamadı. Özümseyemedi, kabullenemedi. Milli iradeyi hazmedemediler. Milletin egemenliğini hazmedemediler. Ne yazık ki 27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta milli iradeye kastederek milletin tercihlerini yok saydılar. Atatürk'ün adını istismar ederek, Atatürkçüyüz diyerek, Kemalistiz diyerek, ulusalcıyız, milliyetçiyiz diyerek Atatürk'ün ilkelerini, Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu, kuruluşun felsefesini kendi elleriyle tahrip ettiler. Bakın işte bu dönemde de fırsat buldukça o kendi çirkin, kendi kirli zihniyetlerini milleti aşağılamak için gündeme getiriyorlar. Milli iradeye o kadar saygısızlar ki millete bidon kafalı demekten kaçınmıyorlar. Mustafa Kemal'e o kadar yabancılar ki göbeğini kaşıyan adamlar diyerek milli egemenliği, milleti tahkir ediyorlar. Bunlar Atatürkçülük maskesinin arkasına sığınıp milleti aptal diyerek, beyinsiz diyerek milletin seçimini, tercihini aşağılayarak en başta Gazi Mustafa Kemal'e, onun ideallerine zarar veriyorlar. İşte CHP'yi görüyorsunuz. İşte CHP'nin tarih boyunca değişmeyen milli irade düşmanlığını görüyorsunuz. Bu CHP 27 Mayıs askeri darbesine alkış tutmuştur. Gençler, bu CHP merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının asılmasına bıyık altından gülümseyerek seyirci kalmıştır. Bu CHP 28 Şubat postmodern darbesini alkışlamıştır. Bu CHP ordu göreve diyenlerle yan yana omuz omuza iş tutmuştur. Bu CHP 27 Nisan bildirisi karşısında altına imzamızı atarız diyecek kadar milletten, milli iradeden uzaklaşmıştır. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Tahrik edemedikleri orduyu, tahrik edemedikleri orduyu tahkir etmeye başladılar. Kendileri, kendi yandaş yazarları, kendi yarım porsiyon aydınlarıyla harekete geçiremedikleri orduyu şimdi karalamaya, kötülemeye, hakaret etmeye başladılar. Bakın burada şu hususun altını özellikle çiziyorum. Demokraside, anayasal sistemde her kurumun görevi, vazifesi, görev alanı ve sınırları bellidir. Yasa ve anayasa ile belirlenmiş, yazılı olarak kayda geçmiştir. Siyasetçi siyaset yapar. Başbakan ve bakanlar kurulu icra yapar. Meclis yasa yapar. Yargı millet adına adaleti tesis eder. Karayolları yol yapar. Kredi yurtlar kurumu yurt yapar. Polis iş güvenliği sağlar. Askerde Türkiye'nin
dış güvenliğini sağlar. Yargı siyaset yaparsa düzen bozulur. Siyaset yargıya karışırsa adalet bozulur. Biz işte bugüne kadar milli iradenin anlam kazanması, güç kazanması, her unsurun, her erkin, her kurumun kendi görevini yapması için mücadele verdik. İşbirliği olacak, koordinasyon olacak ama kimse birbirinin görev alanına, yetki alanına karışmayacak. Herkes kendi işini yapacak. İşte biz milli iradeyi ayaklar altına alan, milli iradeyi zayıflatan bu arızaların üzerine kararlılıkla gittik. Milletten aldığımız güçle çetelerin, mafyanın, karanlık suç örgütlerinin üzerine kararlılıkla gittik. Demokrasiyi güçlendirmek, demokratik işleyişi hızlandırmak, demokrasiyi, özgürlükleri daha ileri standartlara ulaştırmak için kararlı bir mücadele verdik. Şimdi bakın sevgili kardeşlerim, Genelkurmay Başkanlığımız önceki hafta bir basın açıklaması yaptı. Kendileriyle ilgili bazı iddialara, bazı hakaretlere cevap verdi. Bir kere şunu altını çizerek ifade ediyorum. Her kurum kendisiyle ilgili iddialara, ithamlara, hakaretlere, asılsız söylentilere cevap verme hakkına sahiptir. Kendi alanı ile ilgili, kendisiyle ilgili olduğu sürece her kurum kendisini, imajını, çalışanları elbette savunacaktır. Bunda yadırganacak hiçbir şey yok. Bir kendini bilmez çıkacak, bu ülkenin şerefli askerlerine ağza alınmayacak hakaretler edecek ve o kurum da susacak. Kusura bakmasınlar. Ama çok enteresan bir şey oldu. Bütün tarihi boyunca yasamaya, yargıya, yürütmeye müdahale edilirken susan, çıtını çıkarmayan, adeta kedi gibi pısan CHP Genelkurmay'ın bu karşılaması veya bu açıklaması karşısında kağıttan bir kaplana dönüştü. Ya siz kaplandınız da 28 Şubat'ta neredeydiniz? Siz kaplandınız da 27 Nisan bildirisinin yayınlandığı gün neredeydiniz? Bugüne kadar Genelkurmay açıklamalarına sesiniz çıkmıyordu. Bugün size ne oldu? Neden biliyor musunuz? Tahrik edemediler. Tahkir ediyorlar. Umutlarını kestiler. Aşağılamaya başladılar. Demokrasiyi hazmedemediler. Yadırgadılar. İşi çirkinliğe, çirkefliğe vurdular. Bunlar tarihleri boyunca milletin yanında değil, milletin karşısında durdular. İşte bugün de milletin yanında değil, millete hakaret edenlerin, devletin kurumlarına, şerefli Türk askerlerine hakaret edenlerin yanında duruyorlar. Sanmayın ki değiştiler. Bunlar aynı yerdeler. Dün milletin karşısındaydılar, milli iradenin karşısındaydılar. Bugün de aynı yerde, milletin karşısında, milleti aşağılayanların yanındalar. Şimdi sevgili gençler, sizin çok önemli bir vazifeniz var. Sizi çok büyük bir sorumluluk bekliyor. Bizim 9,5 yıl boyunca yürüttüğümüz kararlı mücadeleye siz sahip çıkacaksınız. Merhum Adnan Menderes'in, merhum Turgut Özal'ın mirasına biz nasıl sahip çıktıysak, o mirası nasıl daha ileriye taşıdık, daha da güçlendirdiysek, sizler de AK Parti'nin mirasına güçlü şekilde sahip çıkacaksınız. Buna hazır mısınız? Buna hazır mısınız? Sesiniz
bütün Türkiye'yi inletmeli. Buna hazır mısınız? 9,5 yıldır Türkiye çetelerle kararlı şekilde mücadele ediyor. 9,5 yıldır AK Parti demokrasi adına kararlı, cesur bir mücadele yürütüyor. Bu bayrağı devraldığınızda bu mücadeleyi kararlı şekilde siz yürüteceksiniz. Biz bu ülkede taşların yerine oturmasını sağladık. Siz o taşları daha sağlam hale getirecek, Türkiye'nin yolunu, ufkunu aydınlatacaksınız. Biz demokrasiye müdahale edilmesine asla izin vermedik. Siz de gençler aynı şekilde asla ve asla izin vermeyeceksiniz. Sizden yapılan reformlara sahip çıkmanızı istiyorum. Sizden size emanet edilen Türkiye'yi daha yüksek seviyelere çıkarmanızı istiyorum. Demokrasiye, milli iradeye yönelik her saldırı karşısında aynen bizim gibi dimdik durup demokrasiyi ve milli iradeyi korumanızı, kollamanızı sizlerden rica ediyorum. Biz sizlere güveniyoruz. Sizlere inanıyoruz. Size güvendiğimiz, size inandığımız için de partimizde, tüzüğümüzde 3 dönem sınırlamasını getirdik. Ve gençlere yol açıyoruz. Gençlere fırsat sunuyoruz. Daha önce biliyorsunuz seçilme yaşı neydi? 30. Onu 25'e hangi parti indirdi? Hangi iktidar indirdi? AK Parti. Biz indirdik. Ben inanıyorum ki işte bu stattan nice başarılı milletvekilleri çıkacaktır. Ben inanıyorum ki 81 vilayetimizden nice başarılı bakanlar, başbakanlar çıkacaktır. Cumhurbaşkanları çıkacaktır. Belki de başkanlar çıkacaktır. Ben inanıyorum ki Türkiye'nin her ilinden, her köyünden nice liderler, sanatçılar, yazarlar, bilim adamları çıkacaktır. Kardeşlerim, sevgili gençler, biliyorsunuz bugün anneler günü. Sabah annelerinizin elini öptünüz mü? Öptünüz mü? Arayıp anneler gününü kutladınız mı? Annelerinizin hayır dualarını aldınız mı? Bakın bir abiniz, bir genel başkanınız, başbakanınız olarak sizlere çok önemli bir nasihatte bulunmak istiyorum. Sevgili annemi ben 57 yaşımdayken kaybettim kısa bir süre önce. Bu yıl ilk kez annemsiz bir anneler günü idrak ediyor. Buruk bir anneler günü yaşıyorum. Bugün 58 yaşında annesizliğin, öksüzlüğün acısını yüreğimde taşıyorum. İşte onun için annelerinizin kıymetini bilin. Bugünden annelerinizin kıymetini bilin. Annenize, babanıza öf bile demeyin. Sizin en güçlü zırhınız, en sağlam dayanağınız, en güvenilir sığınağınız, biliniz ki ayağının altına cennet serilmiş olan annelerinizdir. Annelerinizin hayır duasıdır. Yeri geldiği zaman annelerinizin ayaklarının altını öpün. Orada cennet var, cennetin kokusu var. Eğer aranızda öksüzler, yetimler varsa onları da muhabbetle, şefkatle kucaklıyorum. Anne babalarımıza
Allah'tan rahmet diliyorum. Özellikle şehit annelerimize buradan bir kez daha sabır niyaz ediyorum. İnanıyorum ki işte bu stattaki Ak Gençlik tüm şehit annelerinin evladıdır. Kendi annelerinizle birlikte şehit anneleri için de dua etmenizi, bu vatanın bir evladı olarak onları ziyaret etmenizi, sabır dilemenizi sizlerden rica ediyorum. Sevgili gençler, sevgili yol arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, AK Parti olarak 9,5 yıl boyunca gençleri el üzerinde tuttuk. Gençlerimiz için tarihi nitelikte yatırımlar yaptık. Gençlerimiz için önce eğitim dedik. 9,5 yıl boyunca Türkiye genelinde 170 bin yeni derslik açtık. Okullarımıza 1 milyona yakın bilgisayar gönderdik. Fatih projesiyle artık sınıflara kadar ileri teknoloji taşıyoruz. 2002 yılında Türkiye'de 53 devlet, 23 vakıf olmak üzere 76 üniversite vardı. Bugün en az her ilimizde bir üniversite var. Türkiye genelinde 165 üniversite var. 604 yeni fakülte açtık. Toplam sayıyı 1183'e çıkardık. Sevgili kardeşlerim, göreve geldik. Gençlerimize burs kredi ne veriyorlardı? 45 lira. Sevgili gençler, beslenme yardımı ne veriyorlardı? 15 lira. Şimdi biz ne veriyoruz? Aradaki fark işte ortada. Biz şu anda beslenme yardımı olarak 180 lira veriyoruz. Burs olarak 260 lira veriyoruz. Ne yaptı? 440 lira. Aramızdaki fark bu. Aramızdaki fark bu. Ve master öğrencilerine, doktora öğrencilerine 2002 yılıyla mukayese edilmeyecek derecede hamdolsun burs kredi veriyoruz. Ve enteresan olanı şu, bizden önceki dönemde herkese burs kredi verilmiyordu. Gençler size hitap ediyorum. Kredi Yurtlar Kurumu'nun kapısından hiçbir genç geri çevrilmez, çevrilmeyecektir. Ama burs, ama kredi muhakkak alır. İşte bu yıl 1.150.000'in üzerinde gence biz burs ve kredi verdik. Olay bu kadar açık, net, ortada. Bundan sonra da böyle devam edecek. Sevgili gençler, bütün bunların yanında sizlerle beraber bu yolculukta inşallah şehit gazi çocuklarımıza, özürlü kardeşlerimize, yetimlere, boşaltılan köylerden mağdur genç kardeşlerimize öncelikle burs veriyoruz. Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklardan gelen 4518 öğrenciyi ücretsiz barındırıyoruz. Geliyorum spora. Spora ayrılan bütçeyi 2002 yılına göre %700 oranında artırdık. Bu yıl 60 yeni gençlik merkezi açıyoruz. İnşallah 2015'te gençlik merkezi sayımız 500'e ulaşacak. 2002'ye göre sporcu sayımız 10 kat arttı. Spor kulübü sayımız, yüzme havuzu sayımız, spor tesis sayımız kat kat arttı. Başta Trabzon olmak üzere 18 şehrimize yeni stadyum inşa ediyoruz. Artık Hüseyin Avni Akar tarih olacak. Akyazı'da inşallah 40 bin kişilik modern UEFA standartlarında dev bir stadı Trabzon'umuza kazandırıyoruz.
9,5 yılda 600'den fazla spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık. İzmir'de, Erzurum'da Üniversiyadı, Trabzon'da Karadeniz oyunlarını, havacılık şenliğini, daha birçok ulusal ve uluslararası spor karşılaşmasını başarıyla gerçekleştirdik. Sevgili gençler, en önemlisi Türkiye'de, evet, attığımız bu adımların yanında çok çok önemli bir adım olarak da biliyorum ki yol arkadaşlığı yapma noktasında farklı bir anlayışı getirdik. Fakat hala bunun tutmadığını görüyorum. Ben bugün böyle bir şeyi söylemek istemezdim. Ama söylemek zorundayım. Spor denince ağırlıklı Türkiye'de futbol akla geliyor. Ve maalesef dün akşam işte bir final maçında Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki müsabakada ortaya konulan tablo bir başbakan olarak şahsen beni üzmüştür. Ortada bir netice var. Ve futbolun 3 neticesi vardır. Galibiyet, beraberlik, mağlubiyet. Bu 3 neticeye de katlanmak durumundasın. Eğer bu 3 neticeye katlanamayacaksan bu işi yapma. Fair play denilen olay budur. Ve çok daha ilginci, bayanlar tribünlere çekildi ki tribünler çok daha bu noktada ahlaki bir standarda kavuşsun, ulaşsın diye. Ama baktık ki sadece bayanların ve çocukların olduğu maçlarda bile aman ya Rabbi küfür gına gidiyor. Böyle bir spor anlayışı veya böyle bir futbol seyircisi olur mu? Erkekleri kadınlar ıslah edecek diye beklerken baktık ki aman ya Rabbim hanımlarda da felaket bir tablo var. Dün akşamki olaya baktık. Dün akşam Galatasaray berabere kalmak suretiyle şampiyon oldu. Tebrik edeceksin. Kutlayacaksın. Alkışlayacaksın. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olabilirim ama ben tebrik ettim. Tebrik ediyorum ve alkışlıyorum. Ve bunu yaymamız lazım. Maçtan sonra her tarafı yakıp yıkmak, bütün polis araçlarını, her şeyi devirmek. Bu nedir ya? Bunu biz terörde görüyoruz. Ama bu tribünlere terörü hakim kılmak isteyen zihniyeti de lanetliyorum. Burada geleceğiz. Adeta eğleneceğiz, dinleneceğiz. Bunu yapmamız lazım. Ve ben bu noktada üzgünüm. Ve bu anlayışı telin ediyorum. Ve Galatasaray'ı da tebrik ediyorum, kutluyorum. Sevgili gençler, sözümün sonuna geldim. Ve sözümün sonunda merhum Arif Nihat Asya ile bitiriyorum. Gençler, siz fetih neslisiniz. Size Arif Nihat Asya ile sesleniyorum. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Ve yine unutmayın ki yürüyeceksin millet, yürüyecek arkanızdan. AK Parti 11. Geleneksel Gençlik Şöleni'nin
hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarımıza bu güzel organizasyondan dolayı teşekkür ediyorum. Trabzon İl Başkanlığımıza, Trabzonlu gençlere ev sahipliği yaptıkları için şükranlarımı sunuyorum. Her birinizin illerimizdeki gençlere, kardeşlerimize, annelerinize, babalarınıza benden selam götürmenizi rica ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. İşte AK Gençlik, işte büyük usta Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti, Trabzon İl Gençlik Kollarımız, Sayın Başbakanımıza günün anısına bir hediye takdim etmek istiyor. Gençlik Kolları Başkanımız Mehmet Karaoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Uyan erkenden uyan, uyan uşağım uyan, gel hap öyle bu yana, yürüyelim yan yana. Düşman görsün çatlasın, patır patır patlasın, eller görsün kıskansın, çatır çatır çatlasın. Türkiye gemisinin kaptanı, büyük usta Recep Tayyip Erdoğan. Yakalım, rüzgar olup eselim, dereleri geçelim, yürüyelim meydana, buluşalım. Başbakan, büyük usta Recep Tayyip Erdoğan. Vur mührü AK Parti'ye, vur mührü, vur mührü, vur mührü, vur mührü, vur, 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 vur. Hapi daha, hapi daha, hapi daha, hapi daha. Düşünme nedir diye, vur mührü AK Parti'ye. Düşünme nedir diye, vur mührü AK Parti'ye. Daha bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha.